Hezarfen Ahmet Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış ve kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk Türk olmuştur. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Hezar, Farsça kökenli bir sözcük olup bin anlamına gelir. Hezarfen ise bin fenli, yani çok şey bilen anlamına gelir. İlk uçma denemelerinde Leonardo da Vinci'nin uçma konusundaki çalışmalarında kendinden çok önce bu konuda deneyler yapan 10. yüzyıl Türk alimlerinden olan İsmail Cevheri'den ilham almıştır. Cevheri'nin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen Çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için ok meydanında deneyler yapmıştır. 1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 3358 metre ötede Üsküdar'da Doğancılar'a indiği varsayılan Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerinden birisidir. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padişahı 4. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nden bu durumu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiş, hatta Evliya Çelebi'ye göre bir kesede altınla sevindirmiştir. Evliya Çelebi eserinde şunları yazar: İptida, ok meydanın minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile 8-9 kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murat Han, Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin ta zirveyi belasından lodos rüzgarı ile uçarak Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir. Sonra Murat Han kendisine bir kese altın ihsan ederek, "Bu adam pek hafedilecek, korkulacak bir ademdir. Her ne murad ederse elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil." diye Cezayir'e sürmüştür. Orada merhum oldu.